Herkese cumartesi sabahından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere enerji sektöründe beğendiğimiz hisseleri nasıl buluruz, nasıl ayıklıyoruz onu aktarmaya çalışacağım. Daha önce holding sektörü üzerinden yapmıştık aynısını. Şimdi de enerji sektörü üzerinden yapmak istiyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Daha önce ne yapmıştık? Belki izlemeyenler vardır. Onlar için bir hatırlatma yapalım. Zaten anlaşılacaktır yani ne yaptım. Şimdi öncelikle bizim kâr etmeyen şirketlerle hiçbir işimiz yok. Bizim işini düzgün yapan, kâr eden şirketlerle işimiz var burada. Yatırım yapmak için. Bakın burada öncelikle A nokta D yazıyor. Bunlar ya değerler çok absürt demek. Zaten aktif kârlılıkta A nokta D yazdım. A aktif kârlılıkta var. Gösterme kârlılığında. Bu zaten şirketin kâr etmediğini bize gösteriyor. FK'larında da AD yazıyorsa bu şirketler zarar yazıyor muhtemelen. Kâr edeme demek. Bu yüzden bu şirketleri direkt elelim. Evet, Ak Enerji, bakın bunları direkt elelim. Ondan sonra diğer şirket Aksu Enerji. Hemen bunu da elelim. Daha sonra Anel Elektrik, bunu da elelim. Daha sonra Ayın Enerji, bunu da elelim. Daha sonra Aydem Enerji var. Aydem Enerji'yi de elelim. Bir de Çaniki Termik var. Onu da elelim. Evet, şimdi başka var. Hangisi var? O zaman Odaş Elektrik var. Odaş Elektriği de elelim. Başka öyle yazan var mı? FK'sı A nokta D. Zoran var. Onu da elelim. Evet, burada sadece FK'da yazdığı için Zoran'ı şöyle göstereyim 2 saniye. Gösterme kârlı 0.5 ama FK'sı çok anlıkta yazıyor. Burada muhtemelen FK'sı 100'den bile fazla. O yüzden bunu da eliyoruz direkt. Absürt rakamlar girmeye gerek yok. Yeterince şirketimiz var zaten. Evet, baktığımız zaman önce gösterme kârlı ile başlayalım. Gösterme kârlı neydi? Sektöründen büyük olsun demiştik. Yani şöyle baktığımız zaman hepsi zaten sektöründen iyi kar etmiş. Gayet güzel duruyor burada bu enerji şirketleri. FK'sına baktığımız zaman FK olarak burada şunun şişmiş olduğunu görebiliriz. 68. Bu da hangisi? Biyoenerji. Biyotrend Çevre ve Enerji. FK'sı şişmiş. Daha önce holding videosunda FK'sı mesela 5-10 demiştik ama o holding olduğu için. Şimdi mesela burada ortalama da 27. Yani bu çok absürt rakamlar gördüğümüz zaman mesela 50'ye geçiyorsa, 40'ı geçiyorsa o zaman eleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii bütün değerlere bakıp ona göre bir karar vereceğiz. Gösterme kârlı zaten hepsinin güzel. Sektöre göre. FK göre baktığımız zaman da bakın bu işte biyotrendte bir sıkıntı var. Onun dışında bir sıkıntı yok. FK kısmında. Yani yaklaşık burada 2,5 katı. PDDD'ye baktığımız zaman da burada geçen hangisi var? Yine aynı şekilde biyotrend. Ve şurada bakalım Galata Wind'de bir miktar geçilmemiş ama onlar çok normal yani çok absürt bir geçişim yok ama burada gördüğünüz gibi biyotrendte absürt bir fiyatlama olmuş sektörüne göre. FD Faboya'ya baktığım zaman da yine aynı şekilde bakın biyotrendte var. Ama bakın burada başka hisseler de var. Bunlar hangisi? Mesela Esenboğa Elektrik ve de Natural Enerji'de bir fiyatlanma olduğunu görüyoruz. Yani şahsen bu Natural Enerji ve Esen buradaydı pardon. Hani baktığında gösterme kârlılığında da bunlar sektörünün biri birinci, biri ikinci. Bu yüzden sadece FD Fabrik'ten elemek yanlış olur. Ama Biyotrend'e baktığımız zaman sektöründe evet bir miktar önde gösterme kârlı olarak ama FK, PDD'de de FD Fabrik bakımından üçünde de oldukça fiyatlanmış. O yüzden ben Biyotrend'i elemek istiyorum burada.
Şimdi geriye kaldı 7 tane isim. Evet, şöyle baktığımız zaman burada bakın Aksa Enerji. Aksa Enerji gerçekten sektöre göre her türlü iyi fiyatlanıyor. Özsermekarlı olarak güzel. FK olarak güzel ucuz. PDDD olarak yine ucuz. FDFOBİK olarak yine ucuz. Sektörün yine hep ucuz kalmış her çarpanda. Özsermekarlı biraz sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Bunu daha önce de söylemiştim. Reel faize göre ve enflasyona göre bu yukarısında olması lazımdı. Buna göre baktığımız zaman direkt ön plana çıkan hisse belli zaten burada Esenboğa Elektrik ve burada %43'e natural enerji bu. İki enerji şirketi özsermayekârlı bakımından sektöründe lider diyebiliriz. Diğer hisseler bakalım mesela 50, 43. Burada bir miktar benim gözüme şurada çıkan ise İpek Doğal Enerji. Burada FDFOBİK A.D gözüküyor. Bunu neden elemedim? Bunu şundan dolayı elemedik. Firma değerini belki daha önceki videolarda söylemiştik ama firma değerini burada bakın piyasa değeri artı net borç olarak hesaplanıyor. Şimdi baktığım zaman bunun piyasa değeri 3546. Net borca bakıyoruz. Eksi 6.9 62. Yani net borcu artık negatife geçmiş. Artık o kadar çok nakit var ki bu şirketin elinde firma değeri olarak eksiye geçmiş. Bundan dolayı A nokta D çıkıyor. Yani şirkette herhangi bir zarar etme durumu yok. Sadece çok fazla yani borcunun eksi olması. Bu da tabii istediğimiz bir şey bu arada. Tabii çok nakit tutması da bir yandan iyi değil. O yüzden bunu elemiyoruz. İpek Doğal Enerji'de listemizde yer alıyor. Zaten baktığınızda sektörünün yine PDD'de biraz yukarıda ama FK olarak gayet ucuz gözüküyor. Evet, sektöre göre baktığımız zaman Aksa Enerji bence gayet güzeldir. Onun özsermekarlığı sıkıntı. Onun dışında Esen bakın FK olarak iyi, PDD'de olarak iyi. Sadece FDFOBİK olarak bir miktar fiyatlanmış. Aynı şekilde Naten'de de aynı şey gözüküyor. Zaten bu Naten ile Esen bir yani çoğu belki çoğu yatırımcı biliyordur. Bunlar ortak şirketler. Onun dışında şöyle Orgi'ye bakalım. Orgi'de özsermayekârlı olarak gayet güzel. Hem faizden iyi hem enflasyondan iyi. Hem FK olarak düşük hem PDD olarak yakın diyebiliriz. FDFOBİK olarak da yakın diyebiliriz. Bu da gayet güzel. Şimdi dilerseniz bu kısmı bitirelim. Şirketlerin tek tek değerlerine bakalım. Temel ve analiz değerlerine. Aksene bakalım. İlk. Şurada aratacaktık. Aksen. Sıra sıra açalım ama da. Aksen, Enerjisa, Esen. Esen, ondan sonra Galata Wind, İpek, Naten Orgi, Galata Wind, İpek, Naten, Orgi. Evet, bunları aldık. Evet, şimdi biraz açılmasını bekleyelim. Tamamdır. Bunda işimiz kalmadı. Evet, ilk hissemiz geldi. Aksa Enerji. Evet, Aksa Enerji'ye baktığımız zaman net kar büyüme oranı gayet güzel duruyor. BIST 100'e göre performansına bakalım. BIST 100'e göre de güzel fiyatlanmış. Biraz fazla fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bu arada ben şöyle ona çok dikkat etmedim ama biraz evet fiyatlanmış diyebiliriz BIST 100'e göre. Ve şimdi verilerine bakalım. Fiyatlamış ama bunu destekliyor. Şimdi satışlara bakalım. Satışlar 3.4 milyardan
7,5 bin lira çıkmış. Gayet güzel. 2-2,5 kat arasında bir artış var. FAVÖ'ye bakalım. FAVÖ'de 363 milyondan 1,6 milyara çıkmış. Gayet güzel. 5 katlık bir artış. Net kâra bakalım yıllıklandırmışta. Net kârda negatif değerlerden pozitif 600 milyona kadar gelmiş. Bu gayet başarılı diyebiliriz buna da. Şirketin bir borç durumuna bakalım. Borç durumuna baktığımız zaman 2,6 milyarlık bir borcu var. Öz kaynaklarda 4,6 milyar. Bu konuda da çok bir sıkıntısı olduğunu söyleyemem. Öz kaynak büyümesine bakalım. Öz kaynakları da 266 milyondan 462 4,6 milyara kadar yükseltmiş. Gayet başarılı diyebiliriz. Şu ana kadar şirket için her şey güzel. Evet, tarihsel verilerine bakalım. Tarihsel verilerine. Önemli şirketin bizim için. Evet, baktığım zaman FK'da böyle 62 gibi bir değer çıkıyor karşımıza. Şu anki FK'sına bakalım. Şu anki FK'sı 13,20. Yani yaklaşık bir 4-5 katlık bir potansiyel. 5 kat diyebiliriz ona. 5 katlık bir potansiyel var orada. PDDD'ye bakalım. PDDD'de 8,90'lık bir değer çıkıyor burada. Onunla 1,72, buna da yaklaşık olarak bir 5 kat bir değer. FDFO'ya bakalım. FDFO'da 14 0,8 çıkmış karşımıza. Şu anda da 6,47. Buradan da bir 2-2,5 kat arası bir potansiyel çıkıyor. Evet, yani bu şirket için şunu söyleyebiliriz, yani gelecek seneler içerisinde bu şirket, evet, dilerseniz şöyle Aksa'yı da kaç kat olabileceği ile ilgili şöyle yazalım, not düşelim. Aksa için tahminim şöyle 2,5 ile 5 kat arası. Tabii bunun süresi belli değil, yani ne kadar sürede olacağı belli değil. Onu da belirteyim. Şimdi Aksa değildi, pardon. Aksan. Şimdi diğer bir hissemize geçelim. O da Enerjisa. Enerjisa da aynı şekilde bakın. Büyüme oranı gayet güzel. İstitüse göre performansına baktığımız zaman da hep üstünde, ara sıra altına gelmiş ama çok böyle ahım şahım bir fiyatlanma da yok Enerjisa'da. Enerjisa biraz piyasaları yüksek kağıt, ondan herhalde çok da böyle sert hareketler göremiyoruz burada. Evet, şimdi değerlerimize gelelim. İlk satışlarla başlayalım. Satışlar bugün 10 milyon civarıymış. 21 milyona çıkarmış. 2 katına gayet güzel. FAVÖ'ye bakalım yıllıklandırılmış. 1,9 milyondan 3,6 milyona çıkarmış. Yaklaşık milyar, pardon. Bu da yaklaşık 2 kat yapıyor. Bu da güzel. Net kâra bakalım yıllıklandırılmış. 400 milyon, 9 milyon, 1,5 milyar. Pardon, 1,1 milyar, 1,2 milyar. Ama net kârda bir yıllıklandırılmış bir düzensizlik var açıkçası. Ama yine artırması güzel bir şey. Net kâr yapması, düzenli kâr yapabilmesi daha doğrusu güzel bir şey. Peki borç durumuna bakalım şirketin. Şirketin net borcuna baktığımız zaman 8,8 milyar TL. Öz kaynaklarına baktığımız zaman 6,7 milyar TL. Burada bir borç sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim şirkette. Borç ve net kârdaki büyüme, net kâr yıllıklandırmıştı, bir büyüme yok. Burada bir sıkıntı var diyebilirim. Tarihsel değerlerine bakalım şimdi. Evet, baktığımız zaman zaten direkt FK'da en yüksek değer şimdi gelmiş. Yani 10,81, 13,58. Son dönemde gelen FK değerleri bunlar. Bu yüzden bu zaten tarihsel FK'larına ulaşmış. Zaten yeni de bir hisse. Şu anki FK'sına bakalım. Şu anki FK'sı zaten 9,69.
Yani zaten VK olarak hedefine ulaşmış diyebiliriz burada. PDDD'sine bakalım. Eskilerden PDDD'si 1.45 varmış. Bunda da şu an onları da geçmiş durumda. Şu anki PDDD'sine bakarsak 1.84, evet. Hani eski değerlerine de geçmiş. FDFAVO'ya da bakalım. FDFAVO'da evet, son ikisinde şu ankine göre evet. Ufak bir yükseliş olsa da bakın 5.88. Son ikisine bakıyoruz. 6.28, 6.84. Zaten bu rekorları burada kırmış. Yani burada ben fiyatlandığını düşünüyorum açıkçası Enerjisa'nın. Bu değerlere göre fiyatlandığını düşünüyorum. Evet, şu an Enerjisa'yı yani şu tarihsel değerlerine göre şuradan çıkarmak istiyorum ben Enerjisa'yı. Onu da buradan eledim. Diğer hissemize geçmeden önce bir kusura bakmasın bir su içeyim. Evet, Esenboğa Elektrik'e geçtik şimdi. Esenboğa Elektrik de BIST'e göre baktığımız zaman evet performansı gayet güzel. Fiyatlanmış diyebiliriz. Ama daha yeni bir hisse, yeni halka arz oldu. Biliyorsunuz halka arzlardaki bir çılgın bir serüven vardı. O yüzden BIST'e göre performans bakmak çok mantıklı değil aslında. Evet, favorine bakalım yıllar içinde ne olmuş. Evet, şuralarda 0.0'lı değerler yazıyor. Şöyle o yüzden bir 2019'a bakalım. 2019'da 2 milyonmuş. Şimdi 25 milyon. Burada bir güzel bir artış var fabriklerde. Hatta şöyle yıllıklandırmış bakalım. 4 milyonlardayken 94 milyona çıkmış yıllıklandırmışta. Gayet güzel. Satışlara bakarım. 23 milyonken 174 milyona çıkarmış. Gayet başarılı. Net kâra bakalım yıllıklandırılmış. Bakın bu 94 bin. 940 bin. Burada 674 milyona çıkarmış net kârını. Gayet başarılı. Büyük bir oran bu. Öz kaynaklarına bakalım. Bir de net borcuna bakalım. Net borcuna baktığımız zaman da 727 milyon. Öz kaynaklar 1 milyar 343 milyon. Burada borç sıkıntısının olmadığını söyleyebilirim. Öz kaynakları da 2017 sonuncu çeyrekten itibaren bakın burada 40 bin TL'lik bir öz kaynak varken şu anki öz kaynak 1.3 milyar. Büyük bir büyüme var burada. Gayet başarılı. Tarihsel değerlerine bakın bak ne kadar doğru bilmiyorum burada ama yani şöyle baktığımız zaman 2020 sadece karşımıza çıkıyor çünkü yeni halka arz bu. O zamanlarda 14.92'lik bir değer çıkıyor. PDDD olarak da 2.06. FD Fabrik olarak da 18.79. Şimdiki değerlerine bakalım. FD Fabrik zaten evet büyümüş. Piyasa değerinde biraz bir büyüme olabilir. 1.5. Burada 2 idi. FK'ya bakalım. FK'da 14.92. 3.01. Yani aslında buradan bir potansiyel yakaladık diyebiliriz. Önce ama bu da ne kadar doğru olur bilemiyorum. Yani bu şirket gitgide büyüyen bir şirket. Bunu zaten buradan anlayabiliriz. O yüzden ben FK oranına bakmak istiyorum. Yani diğerlerine baktığımız zaman zaten FD Fabrik'te son zamanların en büyük büyüğünü yaşıyor. PDD'de de aynı şekilde. Yani bir buçuk. Zaten 2 burada çok potansiyel bulamıyoruz da. FK'ya baktığımız zaman 14.92 şu anki FK'da 3.01. Yani yaklaşık olarak 4.5-5 kat arası diyebiliriz. Senede şöyle 4.5-5 kat diyelim. Evet, şimdi diğer hissemize geçelim. Galata Wind. Galata Wind Enerji'nin minnettar büyümesinde bir düşme var.
BIST'e göre de düşük kalmış. Neden? Çünkü halka arzlar büyük bir patlamaya neden olmuştu yani borsada. Halka arzlar mesela açıldı mı? Açıldığı andan itibaren tavan 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 serisiyle gidiyordu. Ama Galata Wind'de önce bu seri bozulmuştu Turex hissesinde. Galata Wind hissesi de sanırım bundan etkilendi ve yani açıldan beri düşmeye devam ediyor. Şöyle bakalım. Yani bu, daha doğrusu düşmeye devam ediyor. Bundan dolayı da BIST'e göre performansı düşük kalmış kısacası. Şimdi satışlarına bakalım. Satışlarda 2018'de 672 milyonmuş. Şimdiki satışları 345 milyon. Burada bir düşme var. FAVO'ya bakalım. FAVO'da 145 milyondan 269 milyona gelmiş. Burada da bir artış var. Bakımdan güzel. Satış bakımından iyi olduğunu söyleyemem. Net kâra bakalım. 33 milyondan yıllıklanmış. 141 milyona çıkarmış. Bu konuda da gayet güzel. Borç durumuna bakalım. 567 milyon borcu varmış. 835 milyon öz kaynakları var. Borç bakımından bir sıkıntısı yok. Öz kaynaklarına bakalım. 716 milyondan 835 milyona çıkarmış. Bu da gayet güzel ama son çeyrekte şurada bakın bir 90 milyonluk bir azalma olmuş. Bu niyedir? Bunu gidip faaliyet raporlarında okumanız lazım. Ama genel anlamda artmış. İşte tarihsel değerlerine de bakamıyoruz yani yeni hisse olduğu için. Yani bu yüzden işte şu kadarlık bir potansiyel var demem doğru olmaz ama şirkette açıkçası çok da bir büyüme göremedim. Yani net satışlar azalmış. Yani öz kaynaklar da yani %20 yani büyüyebilmiş. Daha şanslı %20'ye yakın. 2018 itibaren yani 2,5 sene içerisinde. Borç durumu da tabii sıkıntı değil ama yani tabii negatif olsa daha iyi. Favök'te bir güzel bir yaklaşık iki katlık bir büyüme var. Yani bir potansiyel olduğunu buradan göremiyorum ama yani bu satışlardaki ve öz kaynaklardaki yavaş büyüme yüzünden ben bir Galata Wind'i de elemek istiyorum. Deliyim. Evet. Şimdi İpek Doğal Enerji'ye geldik. İpek Doğal Enerji de büyüme olarak gayet güzel. Az önce kaldığında net kar büyüme oranı da negatifti bu arada. Onu da dikkate aldım. Şimdi net kar büyüme oranı güzel. BIST'e göre performansı bakın. 2020'den itibaren düşük kalmış. Bunun da sebebi muhtemelen şeydir. Yani Koza gruplarının bir davası var. Davaları var daha doğrusu bildiğim kadarıyla. Bu davalar hala sonuçlanmadı. İpek Doğal Enerji de Koza grubunda olduğu için ister istemez etkileniyor. Evet, baktığımız zaman şirketin bir borç sıkıntısı nedense gözüme çarptı. Borç sıkıntısında hiçbir sıkıntı yok. Yani borç durumu yok yani daha doğrusu. Şöyle bir net satışlarına bakalım. Net satışlar 1 milyardan 3,4 milyara gelmiş. Gayet başarılı. FAVO'ya baktığımız zaman 630 milyondan yaklaşık 1,9 milyara gelmiş. 3 kat artırmış. Bu konuda da gayet güzel. Net kar yıllıklandırmışa bakalım. Burada da bir 169 milyondan 462 milyona gelmiş. Burada da gayet başarılı. Ya baktığımız zaman zaten 3 kat 3 kat şeklinde gitmiş hep. 3 kat 3,5 kat şeklinde. Öz kaynaklarına bakalım. 880 milyondan 1,6 milyara gelmiş. Yaklaşık 2 katlı bir büyüme var. Bu da gayet güzel. Zaten borç durumu olmadığını söylemiştik. Yani borçlu bir sıkıntı olmadığını. Şimdi tarihsel değerlerine bakalım. Mesela baktığımız zaman FK'ları kırmızıydı. Burada 24,69 gözümüze çarpıyor. Şu anki FK'sına bakalım. 7,61. Burada bir 3 katlık potansiyel direkt gözümüze çarpıyor. PDDD'ye bakalım. PDDD'de 2,73 var. Şu anki PDDD'sine bakalım. 2,12. Burada bir %50
civarı bir potansiyel var diyebiliriz. 50'ye yakın. Tabii tam 50 değil ama. FD FAV'ya baktığımız zaman burada FAV değerinde bir sıkıntı yok ama firma değeri olarak bir sıkıntı var. Bakın tarihinde de aynı şekilde gitmiş. Yani bunlar hep nakiti fazla tutmuş ellerinde anladığım kadarıyla. Bu yüzden de bakın bir borç sıkıntısı yok. Ama firma değeri olarak borcu bakın net borcu piyasa değerinden fazla olduğu için firma değeri bu sefer negatif oluyor. FD Fabrik'te böyle bir sıkıntı var bu şirkette. Daha doğrusu Koza gruplarının açıp bakarsanız Koza'da da Koza Madencilik'te de Koza Altın'da da aynı sıkıntı olduğunu göreceksiniz. O yüzden sadece FK'ya bağlı olarak bir potansiyel bir de PDDD'ye bağlı olarak potansiyel söyleyebilirim. Yani baktığınız zaman 2.70'i 2.10'a böldüğümüz zaman burada %60'lık potansiyel çıkıyor. Burada da yaklaşık olarak 3 kat diyelim. İpek'e şöyle bir derleme yapalım o zaman. İPK'ye. Şöyle 1.5'la %68'i pardon 1.6 ile 3 kat arasında bir potansiyel var. Bunu da böyle eleyelim. Şimdi natural enerjiye bakalım. Natural enerjide net kar büyüme baktığımızda çok absürt bir rakam çıkmış burada. Burada tabii şey değerlerini de inceleriz. Ama güzel net kar büyüme olarak iyi bir rakam elde etmesi güzel bir şey. BIST'e göre de performansı iyi. Bu da çok zaten eski bir hisse değil. Yeni hisselerden ama çok da böyle o tavan tavan serisindeki çılgınlığı takılan bir hisse değil bu. Ama daha yeni hisse onu söyleyebiliriz. FAVO'ya bakalım. Pardon önce net satışlara bakalım. Net satışlar 2016'da 11 milyonmuş. 2018'de 20 milyonmuş. Şimdi 154 milyona kadar güzel bir artış var. Gayet başarılı. FAVO'ya bakalım. FAVO'da bakın 2006'da negatifmiş. 2017'de 3 milyonmuş. Şimdi 67 milyona çıkmış. Burada da gayet başarılı. Net kâra bakalım yıllıklandırmışta. Eksi 4 milyon, 4 milyondan 434 milyona çıkarmış. Burada da gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Net borca bakalım. Borç durumuna. Net borç 763 milyon, öz kaynaklar 995 milyon. Yani bir çok fazla bir borç sıkıntısı olduğunu söyleyemeyiz burada. Tabii negatif olsa daha iyi. Öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynaklar 100 milyondan 995 milyona çıkmış. Burada da tabii 2018'den 2020'ye yani 3 sene gibi 3 sene bile değil hatta. Yani böyle bir sürede 9'a 10 katına neredeyse çıkarmış. Bu konuda da gayet başarılı. Tarihsel değerlerine bakalım. Evet, FK'ya baktığımız zaman 18.56'lık bir değer var burada. Şu anki FK'sı kaçtı peki? 2.94. Yani buradan bir 6 katlık bir potansiyel var. PDDD'ye bakalım. Burada 4.30 var. Şu anki PDD 1.28. Yani buradan da 3.5-4 katı arasında potansiyel. 3.5 diyelim. FDFV'ye bakalım. Burada 34.84. Şu an zaten 30 noktada burada artık ederine gelmiş. Yani kısacası Naten içinde şöyle 3.5'la 6 kat arasında bir potansiyel olduğunu ben söyleyebilirim. Evet şimdi diğer hissemize geçelim. Orge Enerji Elektrik. Ben müsaadenizle bir su içeyim biraz. Evet diğer bir isimimiz Orge Enerji Elektrik. Şimdi burada bir net kar büyüme oranına bakıyoruz. Yine net kar büyüme oranı pozitif güzel büyüyen bir şirket.
BIST 100'e göre de performansı böyle hiç yani şahlamamış işte. Böyle abartı bir fiyatlanma olmuş benim gördüğüm. Gayet güzel yani. Performans böyle yavaş yavaş gidiyor. Şimdi Favo'ya bakalım yanıtlandırmışta. 30 milyondan 57 milyona çıkarmış. Güzel. 87 net satışlarda da 87 milyondan 170 milyona çıkarmış. Yıllıklandırmış. Bu da güzel. Yani büyüyor. Gayet güzel burada. Favök de büyümüş. Net satış da büyümüş. Net kâra bakalım. 30 milyondan 56 milyona çıkarmış. Burada da güzel. Genelde baktığım zaman iki kata yakın bir büyüme oluyor. Bir de burada benim şey dikkatimi çekti. Bakın Favök'le net kâr neredeyse aynı yani büyümüş. Burada da şey diyebiliriz yani bu şirket şurada bakarak daha doğrusu şirket gelirinin büyük bir kısmını Favök marjından elde ediyor diyebiliriz. Burada bakın genel olarak. Şimdi net borç durumuna bakalım. Borcu zaten eksi 23. Borcu yok. Öz kaynaklar da gayet güzel. Yani net borcu zaten her türlü öz kaynaklarının düşük. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Borç durumu gerçekten bu şirketin güzel. Buraya bakın negatif demiştik ya. Aynı bunun gibi. Öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynaklar 72 milyondan 250 milyona çıkmış. Bu konuda da gayet başarılı. Şimdi bir de tarihsel verilerine bakalım. Evet tarihsel verilerine baktığımız zaman aslında FK şu an tarihin zirvesinde. FK konusundan bir 8 atmış zaten. Bir burada potansiyel söyleyebilmek mümkün değil. PDDD olarak bakalım. 2.36 var burada. Şu anki PDD'sine bakalım. 1.93. Yani %60 da değil aslında. Tam ne aldı? %30'luk civarı bir potansiyel var. Burada FDF'ye baktığımız zaman bu da aynı şekilde. 9.07 şu an 7.96. Burada da çok bir potansiyel yok. Ama tabi bu hissede potansiyel var mı? Yok mu? Şimdiye kadar sadece tarihsel verilere göre baktık. Ama başka türlü nasıl bakabiliriz? İşte bakın burada. Favök marjına bakmıştık. Bakın burada yaklaşık 2 katlık bir büyüme. Net kâra bakalım. Net kâra da aynı şekilde 2 katlık bir büyüme. Satışlara bakıyoruz. 87'den 170'e çıkarmış. Burada da bir yaklaşık 2 katlık bir büyüme. Öz kaynak büyümesine bakalım. 72 milyondan 250 milyona çıkarmış. Burada da 3,5 katlık bir büyüme. Yani bu şirkette ben tarihsel değerlerden bir şey elde edemedik. Geldik bu sefer buradaki büyümeye baktık. Burada ben 2 katla yaklaşık 3,5 kat arasında bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Bundan şekilde böyle yazayım. Öyle yazalım. Orge 2 ile 3,5 katlık bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Tabii bir de bunun neden böyle bir şey yaptık? Onu da hemen belirtelim. Holdinglerde böyle bir şey yapmamıştık çünkü tarihsel verilerini yakalayıp büyüyen bir şirkete denk gelmemiştik sanırsam. Yakalayıp diyeyim daha doğrusu. Bakın burada tarihsel verilerini yakalamış zaten büyümüş. Peki daha ne kadar büyüyebilir? İşte bunu da zaten bakın burada büyüyen bir şirket. Yani burada büyümeyen bir şirket olsaydı zaten biz bunu elerdik. Ama net satışlar büyümüş. Favökler büyümüş. Net kar büyümüş. Öz kaynaklar büyümüş. O zaman biz de burada bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da tarihsel değerlerini yakaladığı için buradaki büyümeleri baz alarak bir büyüme değeri elde ettik. Orada da bu şekilde bir potansiyel gördük diyebiliriz. Evet arkadaşlar Orge'ye de baktık. Bütün enerji sektörünü ele almış olduk. Şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Evet Aksa Enerji'ye 2,5 ile 5 kat arası dedik. Esen'e dedik 4,5 ile 5 kat arası. İpek Enerji'ye de
1.6 ile 3 kat arası dedik. Nathan'ı 3.5 ile 6 kat arası dedik. Orge'ye de 2 ile 3.5 kat arası dedik. Bunu ben videonun başında söylemedim ama şimdi bir daha söyleyeyim. Bu tamamen uzun vade düşünenler için yani. Bu değerler muhtemelen 1-2 sene içerisinde bu değerleri muhtemelen gelir. Tabi bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz bunu açıp sallıyorum burada Orge'ye mi yatırmak istediniz? O zaman sadece direkt bu videoya bakarak değil yani gidip Orge'nin sitesinde ne iş yapıyor, neler yapıyor ona bakıp faaliyet raporlarını okuyup gerekirse orada yatırımcı ilişkili numarası var. Aklına bir şey takıldığı zaman oraya gidip arayabilirsiniz. Bu şekilde şirketin incini cincini araştırıp de gerçek bir yatırımcı olmak istiyorsanız bu şekilde bakmanız gerekiyor. Peki niye direkt şeye bakmadınız? Bir daha göstereyim. Yani niye direkt buradaki büyümeye baz almadınız da neden tarihsel verilene baktınız? Şahsen benim fikrimce bu da benim bir stratejimle bağlı bir şey. Yani şirketler önce bir tarihsel değerlerini yakalamak istiyorlar. Yani mesela bakın burada 6.43 varmış. Bunu burada yakalamış. Bakın burada. Bunu yakaladıktan sonra şirketler farklı fiyatlamaya gidiyor. Ya benim gördüğüm bu. Bu değerleri yakaladıktan sonra da farklı fiyatlamaları da ben buradaki büyümeleri baz alarak gittiğini düşünüyorum. Yani bundan kaynaklı olarak mesela bakın burada 6.45 yakalamış. Ama bu şirket daha sonra hiç mi fiyatı ilerlemiş? Elbette ki ilerliyor yani. Şirket büyüyen bir şekilde sonuçta. Daha önce de bakın yine göstereyim. 6.43 mesela. 6.43'ü yakalayamamış. Bakın burada 2.36. Buradaki yakalayamış. Ama bu şirket hiç büyümemiş. Fiyat olarak bakın burada büyümemiş gözükebilir ama arada bir fiyatlamalar oluyor yani. Evet. Bu videomuzda anlatacaklarım benim bu kadar. Burada bakın hedef fiyatlarını da verdik. Hedef fiyat değil tabii de yani ne kadar gidebileceğini daha doğrusu öngördük diyelim. Evet arkadaşlar videoyu izlenip beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.